yanında mı? Bu olay bir ruhsat iptalinden başlayan bir olaydır. Firmanın nizami olmayan bir meclis kararıyla aldığı ruhsatı biz göreve geldikten sonra iptal ettik. Bizden evvel verilmiş bir ruhsattır bu. Biz göreve geldikten sonra araştırdık, onu iptal ettik. Başlayan bir süreçtir. Çok kısaca söyleyeyim, yürütmeyi durdurma kararı almak istemişlerdir. Mahkeme reddetmiştir. Aydın 2. İdare Mahkemesi'nde dava görülmüştür ayrıyeten. Burada yıkım kararı verilmiştir. Danıştay'a gitmiştir. Danıştay'ın ilgili dairesi usul eksikliğinden dolayı dosyayı iade etmiştir. Ondan sonra tekrardan yapılan müracaatta Danıştay buranın 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı onamıştır. Yani netice itibariyle burada usulsüz bir inşaat yapıldı. Kanunen onanmıştır. Bu süreç içerisinde tabii ki gelişen olaylarda işte dünkü bahsettiğiniz olaya kadar geldik. Burada bir defa şirket bizden alacaklı şu şekilde alacaklı ruhsatın verildiği tarihten iptal edildiği tarihin arasındaki bir tazminatı istiyor. Fakat aynı zamanda yıkım kararı olan ve yarın ne olacağı belli olmayan muhtemelen de imar barışla kurtulacak olan bir binadan tazminat talep ediyorlar. Tabii ki biz burada halkın parasını kesinlikle çarçur etme durumunda değiliz. O sorumluluğumuz var. Netice itibariyle belediye mallarına yapılmaya çalışılan hacizin yapılamayacağını kendileri de biliyorlar. Dün yapılan işlem sadece bir kıymet takdiridir zaten. Bir haciz işlemi değildir. 5393 sayılı belediye kanununun ilgili maddesine göre, 15. maddenin son fıkrasına göre kamuya tahsis edilmiş, kamu yararına tahsis edilmiş olan malların haciz edilmesi veya satılması mümkün değildir zaten. Bu işlem daha evvelden de basına ben mütadil defalar söylediğim gibi tamamen bu seçim sürecine, yerel seçim sürecine girmiş olan ülkemizde yapılan yerel anlamda, didim anlamında, didim ölçeğinde yapılan bir şovdur. Tamamen belediyeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve şahsımı karalamak ve yıpratmak için yapılan bir işlemdir. Belediyenin ne satılmış bir malı vardır, ne satılacak bir malı vardır, ne de kanunen bu mümkün değildir. Telefonun yanında mı?